Şu anda bulunmuş olduğumuz yer Kimsesizler Evi, Şefkat Derneği'nin Kimsesizler Evi. Buradaki Şefkat Derneği burayı açarken sokakta kalan şiddet mağduru, buna benzer insanların barınması için açılmış olan bir yer. Şu anda 2,5 ay oluyor burası açılalı. Şu anda buradaki olan arkadaşlarımızın kimisi hasta, kimisi nasıl anlatayım, akıl hastası diyebileceğimiz durumda, şizofren olanlar var, bronşit olanlar var. Çok zor durumda kalmış dışarıda, çile çekmiş insanların barınmış olduğu bir yer. Şu anda burada biz, nasıl anlatayım size, bir hayat mücadelesi yapıyor buradaki insanlar. Şefkat Derneği de buna bir nebze yardımcı olabilmek için burasını açtı. Şu anda 15 tane insanımız var. Benim istediğim şu, diğer dışarıdaki bizi izleyen insanlarımızın gelip buradaki insanların hal ve hareketlerini, durumlarını görmeleri. Şefkat Derneği 1995 yılında kurulmuş, kimsesiz insanlar için. Şu anda Taksim'de, Cihangir'de, Borazan Sokak'ta, No 3'te bir kimsesizler evi açtı. Dışarıdaki insanlarımızın gelip burayı görmelerini, buradaki yaşantı şekillerini, buradaki insanların durumlarını görmelerini istiyoruz. Gelsinler, illa yani bir şey getirmek veyahut da bir yardımda bulunmak önemli değil. Bizim şimdi manevi olarak da bir ihtiyacımız var. Yani manevi olarak burada bir insanın gelip ondan bizlerle dertleşmesi bizi çok mutlu eder. Buyursunlar, gelsinler, yerimizi görsünler. Buradaki insanların dert ve sıkıntılarını dinlesinler. Biz bunları bekliyoruz. Bunun ayrıyetinde bizim beklentilerimiz fazla bir şey değil. Bayramlarda olabilir, diğer tatil günlerinde olabilir. Genellikle Ramazan aylarında bizi çok yıpratıyor yani bu. Çünkü kimsesizliğin vermiş olduğu çok büyük bir eziklik var bizde. Bayramlarda biz içimiz kan ağlıyor. Dışarıdaki insanlar bayram yaparken biz burada için için ağlıyoruz, ediyoruz. Bir tane insanımız gelmiyor, bir tane telefonumuz gelmiyor. Ya tamam, biz de insanız. Ya bizim dışarıdaki insanlardan hiçbir farkımız yok. Sadece bizim tek bir farkımız kimsesiz olmamız ve sahipsiz olmamız. Gelecek arkadaşlarımızın her zaman kapımız açık. Buyursunlar, gelsinler, çayımızı içsinler. Biz burada devamlı 24 saat buradayız. Gece de gelebilirler, gündüz de gelebilirler. Hatta geç saatte dahi gelebilirler. İlla erken bir saatte gelmelerine de hiç gerek yok. Geç de gelebilirler. Buyursunlar, kapımız her zaman için onlara açıktır. Yeter ki bizleri sahipsiz bırakmasınlar. Buraya gelsinler, bizim dert ve sorunlarımızı dinlesinler. Veyahut da bizle bir arkadaşlık yapsınlar. Ya bizim istediğimiz sadece bu. Biz insanlar bizden kaçmasın. Biz insanları seviyoruz. Her zaman için onlar bize sahip çıksın yeter ki.